Biliyorsunuz sucuk, pastırma, mantı bizim Kayseri'mizin en büyük özelliklerinden biridir. Yani bir dışarıda birine sorduğunuz zaman Kayseri dediğiniz zaman ilk önce akla sucuk, pastırma ve Erciyes daha gelir. Bizim Kayseri'mizin gastronomisinde en önemli materyallerinden biri sucuk ve pastırmadır. Amacı nedir? İşte Kayseri'den üretilmiş olması ve Kayseri'nin havasından, Kayseri'nin koşullarından, Kayseri'de yetişmiş olan hayvandan, yani hijyenik şartlarda, entegre tesislerinde üretilip hem sucuğu hem pastırmasını, bu lezzeti yıllardır, yüzyıllardır Kayseri'de oluşan bu lezzetin işte bizim gurbetçi vatandaşlarımız olsun, diğer Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız olsun, özellikle Kayseri sucuk ve pastırmasına rağbet gösterirler. Diğer vilayetlerde bu tür sucuk ve pastırma, özellikle pastırma üretip getirip Kayseri'de Kayseri pastırması diye şu anda satışı yapıyorlar. Bu da ne oluyor? Bizim Kayseri pastırmamıza çok büyük zarar vermektedir. Halbuki buraya gelen vatandaşımız pastırmayı niye Kayseri'den alıyor? Kayseri'nin yerel lezzeti olduğu için, Kayseri'ye ait bir lezzet olduğu için, Kayseri'de üretildiği için alıyor. Yani yoksa şunu düşünün, siz bugün Kayseri'de ürettiğiniz bir baklavayı götürüp Antep'te Antep baklavası diye satabilir misiniz? Satamazsınız. İşte o yüzden de Kayseri'de olmayan, üretilmeyen bir pastırmayı Kayseri'de satılmaması lazım. Ama maalesef şu anda yoğun bir şekilde Kayseri'de bir pastırma satışı var ve burada bir harekete geçmelerini istiyoruz. Yoksa Kayseri'mizin yerel lezzeti olan, özellik lezzeti olan ve dünyada ve Türkiye'de nam salmış, coğrafi işaretli olan ürünümüz elimizden gidecek. İnsanlar bu lezzetin tadını bir daha bulamayacaklar ve üreten firmalarımız da gün geçtikçe geriye gidiyor. Çünkü bununla rekabet etme şansımız çok düşük. Çünkü o lezzeti, o şeyi alabilmeniz için siz burada 15-20 gün bir işlemden geçiriyorsunuz. Bu dışarıda üretilen pastırmalar 3-4 gün içerisinde fırınlanmış ve haşlanmış şekilde sunuluyor. Nihai tüketiciye sunuluyor. Ve bu da ne oluyor? Tam o lezzeti, o tadı bizim tüketicimiz alamıyor ve bu sefer Kayseri'nin ismi bozuluyor, pastırması bozuluyor. Bunun için ben acil olarak Kayseri'deki bütün yetkililere sesleniyorum. Bunun için de tedbir almamız gerekir diyorum.